Bu videoda şu an sarı ile taramakta olduğum alanı bulacağız. Alanı bulmak biraz zor çünkü alanı alttan çevreleyen tek bir fonksiyon olmasına rağmen evet alanı alttan çevreleyen fonksiyonun y eşittir x kare bölü 4 eksi 1 olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet alanın üzerinde kalan fonksiyonlar yani alanı üstten çevreleyen farklı fonksiyonlar var. Bu yüzden de bu soruyu alanı ikiye ayırarak çözmemiz gerekecek. Alanı sağ alan ve sol alan olarak 2'ye ayırıyorum. Sarıyla işaretlediğim bu alanda x'in aralığı bir bakalım. 0 ile 1. x 1'e eşitken bu fonksiyon 1'e eşit, x 1'e eşitken bu fonksiyon da 1'e eşit. Güzel, o halde bu nokta 1,1 noktasıdır. Soldaki alanda üstte kalan fonksiyon y eşittir. Karekök içinde x alanın geri kalanını da bu fonksiyonu kullanarak hesaplayacağız. x'in değeri bu alan söz konusu olduğunda 1 ile 2 arasında değişiyor. Hadi bakalım, önce burası. Burada üstteki fonksiyon fonksiyon karekök içinde x. Bundan altta kalan fonksiyonu yani x kare bölü 4 eksi 1'i çıkaracağız. Ve bu ifadenin x eşittir 0 ile 1 arasındaki belirli integralini alacağız. dx'i de unutmayalım. Evet, sarıya boyadığım alanı bu şekilde ifade edebiliriz. Bu iki alan arasındaki fark buradaki yükseklikten ibaret. Değil mi? Farklı bir renkle gösterirsem daha iyi görebileceksiniz. Evet bu yüksekliği dx ile çarptığımızda eni dx olan incecik bir dikdörtgen elde ediyoruz. Bunu x değeri için yaptığımızda farklı bir dikdörtgen elde ediyoruz. Bu dikdörtgenleri topluyoruz ve x sıfıra giderken limitini alıyoruz. Sonuç olarak sonsuz derecede ince ve sonsuz sayıda dikdörtgen elde ediyoruz. Belirli integralin Riemann tanımını da zaten böyle yapmıştık öyle değil mi? Evet solda kalan alanı bu şekilde bulabiliriz. Sağdaki alanı da aynı mantıkla ifade etmeye çalışırsak bu arada bulduğumuz 2 alanı da toplayacağız artı üstte kalan fonksiyon bu defa 2 eksi x eksi altta kalan fonksiyon yani x kare bölü 4 eksi 1 dx evet 1 ile 2 arasındaki belirli integrali hesaplamaya çalışacağız ve artık hazırız bu ifadeleri önce biraz düzenleyelim karekök içinde x eksi x kare bölü 4 artı 1 dx x evet 0 ile 1 arasındaki belirli integral artı 2 eksi x eksi x kare bölü 4 artı 2'ye 1 eklersek 3 elde ederiz. d x evet, 1 ile 2 arasındaki belirli integrali. Şimdi bu ifadenin ters türevini alıp 1 ile 0'da aldığı değeri bulacağız. Karekök içinde x'in türevi. Bu, x üzeri 1 bölü 2'dir. kuvveti 1 arttırırsam, x üzeri 3 bölü 2 elde ederim. Bunu 1 de yeni kuvvete bölmem lazım değil mi? Böylelikle 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 bu. Oluruz. Eksi x kare bölü 4'ün ters türevi x küp bölü 3 çarpı 4 yani 12'dir. Bir de 1'in ters türevi var ki o da artı x. Evet x. Bunun 1 ile 0'da aldığı değerleri bulacağız. Buraya gelecek olursak 3'ün ters türevi 3x'tir. x'in ters türevi x kare bölü 2'dir. Eksi x küp 12. Bunun da 2 ile 1'de aldığı değerleri bulacağız. Bu ifadenin 1'de aldığı değeri bulmak için x yerine 1 koyarak başlayalım. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 12. Artı 1. Bundan ifadenin 0'da aldığı değeri çıkarmamız lazım ama bu 0'dan başka bir şey olmadığı için sarı ifadenin belirli integrali doğrudan buna eşit. Şimdi bir de pembe ifadenin 2'de aldığı değerden 1'de aldığı değeri çıkarmamız gerekiyor. 6 eksi 4 bölü 2 2 eder. Eksi 8 bölü 12 1'de aldığı değer ise 3 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 12. Gördüğünüz gibi geriye toplama ve çıkarma işlemlerinden başka bir şey kalmadı. Tüm bunların paydasını 12'de eşitlersem işim bayağı kolaylaşacak. 8 bölü 12 eksi 1 bölü 12 artı 12 bölü 12. Burası 19 bölü 12'ye eşit. Buraya geçelim. 6 eksi 2 4 eder. 4'ü 48 bölü 12 olarak yazabiliriz. 48 bölü 12 eksi 8 bölü 12. Bundan 3 çıkaracağız. 3 yerine 36 bölü 12 yazalım. Eksi eksi 1 bölü 2 artı 6 bölü 12 diye ifade edelim. Buna bir de 1 bölü 12 ekleyeceğiz. Şimdi bir bakalım. 48 eksi 8 40. Eksi 36, 4 artı 6, 10 artı 1, 11 eder. Yani 11 bölü 12. Doğru oldu mu? 48 eksi 8, 40 eksi 36, 4 artı 6, 10 ve artı 1, 11. Evet doğru. Bunların ikisini toplayınca da 19 artı 11, 30 eder ve 30 bölü 12. Ayrıca payı ve paydayı 6 ile sadeleştirebilirim. Bu da 5 bölü 2 ya da 2 tam 1 bölü 2. İşte bu kadar. Bu alan 2 tam 1 bölü 2'ye eşitmiş.